Photoshop ile bir fotoğrafa veya resme ve aynı görseldeki yazıya glitch efekti yapımını anlatıyorum. Hem fotoğraflarda hem de videolarda karşımıza çıkabilen glitch efektini fotoğraf ve metinlerdeki bozulma efekti olarak tanımlayabiliriz. Bu dersteki glitch tekniğinin yapımını takip ederek ve mantığını öğrenerek siz de yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Photoshop'ta glitch efektini oluşturmak için öncelikle görselimizi açalım. Ben bu görselin üzerine bir de metin ekledim ki metin üzerinde glitch efektlerinin nasıl uygulandığını da göstermeye çalışacağım. Yani ikisi bir arada bir ders olacak. Siz isterseniz sadece görselinize ya da isterseniz sadece metninize bu birazdan göstereceğim düzenlemeleri uygulayabilirsiniz. Görselimin Ctrl-J ile bir kopyasını oluşturdum ve bu görselin üzerine sağ tıklıyorum. Blending Options seçeneğini seçiyorum. Karşıma böyle bir pencere gelecek. Bu pencerede Blending Options sekmesinin altındaki daha önce muhtemelen hiç kullanma ihtiyacı hissetmediğiniz Channels alanı olacak 3 tane değer var. RGB, Red, Green, Blue yani kırmızı, yeşil ve mavi. Biz bu glitch efektini oluşturabilmemiz için buradaki Green'i yani yeşili ve Blue yani maviyi iptal ediyoruz ve tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra bu görsel aslında sadece kırmızıdan oluşan bir görsel. Biz burada farkı göremiyoruz. Bir alt katmanında yani burada orijinal fotoğrafta RGB'nin tüm işaretleri seçili olduğu diğer bir görsel var. Biz eğer üstteki görseli hareket ettirirsek şöyle işte o zaman neden bunu yaptığımızı anlayacağız. Görseli biraz sağa hareket ettiriyorum bu glitch efektini verebilmemiz için. Bu tamamen sizin görselinize göre değişecektir. O nedenle sabit şeyler yok ama temel mantığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada glitch efektinin en temel bozulma özelliğini ekledik. Bu diğer iki rengi çıkartarak. Şimdi de görsel üzerindeki bazı alanları deforme edelim. Bazı alanları bozalım ki çok daha gerçekçi görünsün. Bu nedenle orijinal görselimi tekrar Ctrl-J ile çoğaltıyorum. En üstte glitch efektinin olduğu katmanı unutmayın. Daha buna isim de verebiliriz. Şimdi bu görseli az önce çoğalttığımız görselin üzerine bazı düzenlemeler yapacağız. Marquee Rectangle Tool'u seçiyorum. Bu bir seçim olacak. Şöyle ince ince ana görselin, görseldeki ana nesnenin çevresine bazı dikdörtgenler çizelim. Bu düzenlemeleri harfler üzerine de uygulayabiliriz. Bu alanları belirledikten sonra mask özelliğini kullanacağız. Katmandaki bu alanlar seçiliyken şuradaki küçük mask ikonuna tıklıyorum. İkona tıkladım. Buradaki mask ikonuna tıkladığımızda bu layer mask özelliği otomatik olarak seçili hale geliyor. Biz bir solundaki görseli seçeceğiz. Üzerine tıklıyorum. Bu seçili hale geldi. Move aracını seçiyorum ve klavyemden sağa doğru sağ oka tıklayarak bu görseli kaydırabilirim. Şöyle göze hoş gelecek kadar bir sağ kaydırma yapıyorum. Şimdi benzer tekniği bir de sola kaydırmak için uygulayacağız. Onun için tekrar ana görselin üzerine geliyorum ve tekrar Ctrl-J ile bunu kopyalıyorum. Kopyalandı. Şimdi az önce yaptığımız işlemlerin aynısını bu katman için yapacağız ve bu sefer sola kaydıracağız. Tekrar Marquee Tool aracımı seçiyorum. Az önce seçim yapmadığım yerlerden tekrar seçim yapıyorum. Aynı şekilde metin üzerine de seçim yapıyorum. Ve şuraya da bir seçim yapalım. Tamam diyelim. Hatta şuraya da bir tane yapalım. Ne yapmıştık az önce? Mask ikonuna tıklamıştık. Tekrar mask ikonuna tıklıyorum. Buradaki görsele tıklıyorum. Move aracını seçiyorum ve klavyemden bu sefer sol tuşuna basarak görseli kaydırıyorum. Görseli sola doğru kaydırdım ve bu bozulmayı biraz daha arttırmış olduk. Glitch efektinin temel yapılma mantığı bu. Az önce belirttiğim gibi görselinize göre, metninize göre bu oranları artırabilir, azaltabilirsiniz. Daha sonra bu görseli, bu çalışmayı JPEG veya PNG olarak kaydedip kullanmak istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni Photoshop eğitimlerinde görüşmek üzere.